Herkese merhaba. Bugün sizlere kaktüsün nasıl çoğaltılacağı ile ilgili bazı fikirler vereceğim. Ben yaklaşık 2 yıldan beridir düzenli olarak kaktüs çoğaltıyorum. Naçizane kendi uyguladığım bazı yöntemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de işe yaradı. Umarım sizlerde de işe yarar. Aranızda benim gibi kaktüs seven varsa ya da kaktüslerden çok hoşlanan varsa bu fikirlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Elimde görmüş olduğunuz kaktüs, yani birçok yerde görebileceğiniz kaktüs türlerinden birisi. Bundan yaklaşık 2-2,5 sene önce elime geçen bir kaktüs hemen hemen bu ebatlardaydı. Bu kaktüsü belirli bir ısı ve nem dengesini koruyarak çoğalttım. Nasıl çoğaltacağına gelince şu şekilde söyleyeyim. Bu ebatlarda almış olduğum kaktüs şu an şu boyutlara ulaştı. Gördüğünüz üzere kaktüsün yan taraflarına küçük küçük kaktüsler çıkmış. Bunlar yavru kaktüsler. Bunların belirli bir büyüklüğe gelmesini bekliyorum. Belirli bir büyüklüğe geldikten sonra bunları saksından çıkardıktan sonra teker teker ana gövdeden ayırıyorum. Ana gövdeden ayırdığımda şunu da daha iyi göreceksiniz. Farklı cins bir kaktüs. Ana gövdeden ayırdığımda şurada görmüş olduğunuz kökler gibi köklerin zaten kaktüsün ana gövdesinden oluştuğunu sizler de görebilirsiniz. Kaktüs oldukça dayanıklı bir bitki. O sebepten dolayı aşırı sulamadığınız müddetçe ya da çok gölgede kalmadığı müddetçe uzun süre boyunca yaşamaya devam edecek bir bitki. Şu bitkiyi görüyorsunuz. Bu da yaklaşık 2 senelik, 2-2,5 senelik bir bitki. Zaten yan tarafında görürseniz tepesinde hafiften tüylü bir şeyin çıktığını görürsünüz. Bu şey yaklaşık birkaç hafta sonra bir çiçeğe dönüşecek. Eğer açlığına denk gelirsem inşallah sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Kaktüslerin ısısını yani güneşe olan yakınlığını ve su dengesini ayarladıktan sonra her sene kaktüslerin çiçek açması mümkün. Oldukça güzel pembe bir çiçek veriyor bu kaktüs. Fakat kaktüslerin çiçeğin bir özelliği var. Çok uzun süre canlı kalmıyor. Birkaç gün sonra solmaya başlıyorlar. Peki bunları, bu kaktüsleri çoğaltırken dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Bu iki kaktüs de defalarca çoğalttığım ve kendisinden yeni kaktüsler elde ettiğim ana kaktüslerim. Yaklaşık 5 ay önce burada biriken kaktüsleri toplamıştım. 5 ay sonrasında yeniden bu kaktüsler çıktı. Kaktüsleri bu alandan topladıktan sonra yalnızca ana kaktüs kalmıştı. Bu taraflar oldukça boştu. Zaten dikkat ederseniz bunların toplama zamanı gelmiş. Kaktüsün kenarlarını sıkıştığını görürsünüz. Ben bunları bu hafta içerisinde büyük olanları buradan ayırıp başka bir alana yerleştireceğim. Az önce gördüğünüz büyük kaktüslerden koparıp çoğaltmaya başladım. Kaktüslerden bazıları bunlar. Bunları ayrı ayrı top alanlarda yetiştiriyorum. Görmüş olduğunuz bu kaktüslerin hepsi o ana gövdeden kopardığım kaktüslerden elde ettim kaktüsler. Bunlar da birkaç zaman içerisinde çeşitli yerlerinden yavru vermeye başlayacaklar. Şunu da olduğu gibi. Dikkat ederseniz bu kaktüsün yan taraflarından da çok sayıda küçük küçük kaktüslerin, yavru kaktüslerin çıktığını görüyoruz. Ben bu kaktüslerin biraz büyümesini bekleyeceğim. Yaklaşık 1-2 ay sonra bunlar da birazcık da olgunlaştıktan sonra bu kaktüsü artık buradan çıkarmam gerekecek. Çünkü saksısı daha fazla büyümesine izin vermeyecek ya da çıkan yavru kaktüsler köşeye sıkışmaya başlayacak. Bu görmüş olduğunuz 3 kaktüs yine ana kaktüsten almış olduğum yavru kaktüslerle çoğalmış olan kaktüsler. Bir kaktüsle birkaç sene içerisinde yüzlerce kaktüs elde etmeniz mümkün. Yine aynı zamanda şu görmüş olduğunuz kaktüsleri de geçen sene saksılara yerleştirdim. Bunların şekli birazcık daha farklı uzadı. Isıdan kaynaklı. Televizyon yanında beklediler. Bilmiyorum ondan etkilendiler mi? Bilimsel bir açıklaması var mıdır bilmiyorum. Yine aynı kaktüslerden çoğalttığım bir diğer kaktüs saksımı göstermek istiyorum size. Birazcık daha hatta kaldırayım yukarı daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Bunlar da şu görmüş olduğunuz uzun kaktüsler. Şu kaktüsten elde ettiğim yavrularla yetiştirmiş olduğum kaktüsler. Görmüş olduğunuz diğer kaktüsler de şu pembe saksıda görmüş olduğunuz büyük kaktüslerden elde etmiş olduğum yavrularla büyümüş olan kaktüsler. Bunların da yan taraflarına dikkat ederseniz küçük küçük kaktüslerin çıktığını görürsünüz. Burada da farklı bir kaktüs türü var.
Buna çok farklı bir görüntüsü var bunların. Sarmaşık kaktüs diyorlar. Aşağı doğru sarkıyor çoğaldıkça. Bunları bu şekilde çoğaltmak mümkün. Ben bunları kalorifer peteğin üzerine mutfağıma iyi güneş alan bir yere yerleştirdim. Çoğaldıkça buradan alıp başka bir yere ekiyorum. Ana kaktüslerden almış olduğum şu yavru kaktüsleri de buradan boşaltmış olduğum alanlara yerleştiriyorum. Peki örnek bir kaktüs ekimi var mı? Evet arkadaşlar, son olarak 2 gün önce bu görmüş olduğunuz kaktüsü eskiden şekerlik olarak kullandığımız bir objenin içine yerleştirdim. Sürekli sulamaya gerek yok. Kaktüs susuz da oldukça dayanıklı bir canlı bitki. Ama tamamen de susuz bırakmamak lazım. Dikkat etmemiz gereken şey kaktüslerimizi güneşi iyi görebilecekleri bir yerde bulundurmak. Oldukça dayanıklı olduğunu söylemiştim. Şurada da gösterebilirim. Yine bu sene İzmir'den getirmiş olduğum bir kaktüs. Getirdiğimde kaktüsün toplam büyüklüğü şu üstteki parça kadardı, alan kadardı. Bunları toprağa yerleştirdikten sonra birkaç ay içerisinde zaten şu şekilde yavrular vermeye başladı. Daha yakından da gösterebilirim size. Şurada görmüş olduğunuz hafiften tüylenmeye başlamış olan yerlerde bunlara benzer kaktüsler çıkacak. Bunları çoğaltmak da oldukça kolay. Birazcık daha büyümesini bekleyeceğim ben bunların. Yani yaklaşık şu büyüklüğe geldikten sonra bunları olduğu yerden, ana gövdeden koparıp yalnızca toprağa ekiyorsunuz. Yani bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii şu büyüklükte de aslında koparılabilir ama birazcık daha dayanıklı, birazcık daha güçlü olması için şu büyüklüğe, yaklaşık şu iki parmağım arasındaki büyüklüğe gelmesini beklemek oldukça faydalı olacaktır. Sizler de benim gibi kaktüslerle ilgilenmekten hoşlanıyorsanız evinizde bulundurmuş olduğunuz kaktüsleri çoğaltmanız oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey kaktüsleri bir alanda büyütmek, çoğaltmak ve yanda çıkmış olan yavru kaktüsleri ana gövdeden ayırıp farklı saksılarda yetiştirmek. Hepinize başarılar diliyorum, bol şanslar.